Bloomberg HT ekranlarında ekonomik görünüm hoş geldiniz. Hafta içi her gece 9'da olduğu gibi bu akşam da karşınızdayız. Günlerden salı. İki değerli iktisatçı hocamız bizlerle. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Erhan hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler Barış'cığım. Sağ olun. Ve Profesör Doktor Burak Arzova. Burak hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar Barış'cığım. Şimdi arkadaşlarımız ekrana yerleştirirken genelde benim baktığım yerde Erhan Hoca benim solumda olurdu. Burak Hoca'yı diğer tarafa alırdık. Bu kez bir farklılık yapmışlar. Ama olsun sizlerle burada olmak yine de güzel. Yani uzaktan da olsa ne yapalım? Yani uzaktan da yayın yapmaya çalışacağız. Stüdyoya da arada bekliyoruz. Arada. Haftaya inşallah. 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 Erhan hocam ama sanki değil mi? Burak hocam. Trip oldum. Onun için riske atmak istemedim sizleri de. Gelemedim. Erhan hocanın da başka bir işi vardı. Onun için uzak kaldık senden. Burak kusura hocam bakma. Anlayamadım. Özür dilerim. Grip oldum bu hafta. Ha, grip oldum. Çok o nedenle gelemedim. Sizi riske atmak istemedim. Erhan hocanın da başka bir programı vardı. Onun için bu hafta olamadık. Kusura bakma onun için. Estağfurullah. Çok geçmiş olsun. Takılıyorum. Bu çok akşam sevgili hocalarımla beraber Ukrayna'daki barış ihtimali ve ekonomiyi konuşalım. İnşallah barışı da konuşacağımız programlar olur. Barışın ekonomik etkilerini konuşacağımız programlar da olur. Şu an için gelinen noktada barış ihtimalini konuştuğumuz bir İstanbul Dolmabahçe'deki toplantı sonrası programa karşınızdayız. Erhan Hocam bu hafta izninizle ben Burak Hoca ile başlayayım. İstanbul Dolmabahçe'de iki tarafın görüşmesi, Türkiye'nin arabuluculuğu ve hani ateşkes demesek de Burak Hocam Rusya'nın bir miktar yani Kiev ve bölgesinde saldırıları azaltacağına dair açıklamaları buyurun sizi dinleyelim. Barış'ım bugünkü yapılan toplantı çok önemli bir toplantıydı. Hani bunun yeri, mekanı İstanbul olması anlamında söylemiyorum. Bugünkü toplantıdan çıkan sonuçlar anlamında çok önemliydi. Sanıyorum ki savaşın başladığı bu günden bugüne en önemli gelişme bugünkü toplantı sonucu çıkan gelişmeler oldu. Hani buna taraflar uyarlar, uyumazlar o ayrı bir konu. Ama bugünkü çıkan sonuçta Bu özellikle Batı tarafında, Batı dünyasında çok önemli olarak algılandı. Rusya'nın Kiev bölgesinden buradaki yoğunluğunu azaltacağına ilişkin beyanatta bulunması, ileriki dönemlere ilişkin olarak özellikle Dışişleri Bakanları tarafından yapılabilecek bir anlaşma sonrasında hem Zelenski hem de Putin'in bir araya gelme ihtimalleri bir barış ortamının doğma olasılığını ortaya koydu. O nedenle bunun piyasalara olan etkisini hemen gördük. Tabii biz İstanbul'da özellikle muhabir arkadaşların gün boyunca beklentileri ve o haberleri geçmeleriyle bizim piyasalarımız bence uzun zaman sonra birçok piyasadan çok daha öncü hareket göstererek çok ciddi bir şekilde tepki olmaya başladı. Arkasından tüm emtia fiyatlarında bütün kotasyonlarda dolar özellikle petrol fiyatlarında geri çekilmelerin tamamı bugün itibariyle bu toplantıdan çıkan olumlu sonuçlara ilişkin olarak diye değerlendiriyorum. Hala daha konuşuluyor. Etkileri çok fazla olduğunu düşündüğüm bir sonuç bugünkü toplantı ile ilgili olarak. Özellikle piyasaların şu anda açık olduğu Amerika'da falan da ciddi bir konu haline dönmüş durumda. Tabii bu barış ortamının ortaya çıkabilecek olması birçok anlamda çok etkili olacak. En önemli konulardan bir tanesi tabii ikinci dalga yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Yani bu şunu getirmiyor, bu kadar böyle bir iyimserlik içinde en azından olduğumuz gerçeğini bir tarafa koyarsak, Rusya'ya uygulanan yaptırımların bugünden yarına kalkabileceği, tekrar Rusya'nın dünya sistemine entegre edilebileceği falan gibi bir durum söz konusu değil. Ama en azından çok anormal fiyatlamaların olduğu bir gerçeklik yaşıyoruz. Bu fiyatlardaki geri çekilmeler, özellikle tarımsal emtia fiyatlarında, bir taraftan da petrol fiyatlarındaki geri çekilme ihtimali, ve bunların belki daha önce öngörülen 100 dolarlar seviyesinde petrol fiyatları için konuşuyorum gelmesi o ikinci gelen yüksek enflasyonist dalganın boyutlarını azaltabilir. Yoksa bu dalga geliyor zaten yani bunu şu anda net bir şekilde görüyoruz. Bir parça daha piyasalarda özellikle normalleşme dediğimiz adımların atılabilmesi imkanını ortaya koyabilir. Ve nereden bakarsak bakalım insani bir olgu olarak da barışın gelmesi birçok anlamda özellikle ticaret ve emtia fiyatlarını bir kenara koyarsak insani anlamda da çok olumlu olacak gibi gözüküyor.
Umut edelim bu çalışmalar bizim Türkiye'nin de önderliğinde olumlu sonuçlar versin ve önümüzdeki dönemlerde daha farklı bir ekonomik yapıyı konuşabilelim. Daha farklı bir çerçeveyi oturtabilelim. Ama çok erken daha henüz, çok çok iyimser olmak açısından da. Sonuçta Rusya bu işin içerisinde farklı bir oyun planıyla da devam ediyor olabilir. Amerika da bundan çok ciddi fayda sağlayan bir ülke konumunda. Şu an özellikle bu batılı devletlerle olan ilişkileri anlamında hem LNG gazı satımı hem diğer taraftan askeri tedarik sağlaması anlamında çok ciddi bir fayda sağlıyor gibi gözüküyor. Bakalım nereye kadar gidebilecek. Evet. Umut ediyorum olumlu olur. Vallahi böyle hani tabii bu dönemde yorum yapmak da konuşmak da zor elbette. Ama hadi azıcık hani bir şey söylesek hemen Avrasyacı mısın falan diyenler, çıkışanlar da olabiliyor ama. Tabii yani onlara alışırız, doğru. Evet ama şunu söyleyeyim, hani bugün mesela Blinken Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı hemen bu İstanbul'daki iyi hava sonrası açıklamalar yaptı. Hani tansiyonu düşürmek yerine daha da artıran açıklamalar bence hani umarız. Yani herkes barışa hizmet eder Türkiye'nin bu çabasıyla birlikte. Burak Hocam çok güzel başlıklar açtınız diye. Hepsinin bence üzerinden tek tek gidip konuşalım. Erhan Hoca'ya da döneyim. Bir genel giriş. Ukrayna'da barış ihtimali ve ekonomi diyoruz. Bugün İstanbul nasıl kıtaları hakikaten işte birleştiren bir köprü diyoruz. Tarihi şehrimiz. Umarız böyle bir barışa imza atarız. Hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım, bu barış bizim vesilemiz aracılığıyla olursa, bizim vesilemizle olursa, üst üste aynı kelimeyi söylüyorum ama eğer biz bunu başarabilirsek gerçekten hem Ukrayna ve Rusya için, Ukrayna halkı için hem de bizim için mutluluk verici bir şey olur. Tüm hakikaten Burak Hocam da söylüyor, insani açıdan Erhan Hocam hep konuşuyoruz. Tüm dileğimiz bu işin bir an önce sona ermesi. Bizim de burada bir katkımız olursa Türkiye olarak hakikaten mutlu olacağız ve belki bunun hem siyasi hem ekonomik sonuçlarını, siyasi anlamda, küresel anlamda söylüyorum, görebiliriz. Erhan Hocam, sizden de bir değerlendirme alayım. Bugünkü olumlu hava, tabii ki yani şey demiyoruz burada, evet tamam bu savaş bitti, hadi bu bitmesini kutlayalım, her şeyi pozitif. Tabii ki böyle değiliz, çabamız bu değil ama mevcut durumunda Burak Hocam çok güzel ifade etti. Yani ben ilk defa Rusya'nın yani ateşkes yok tamam ama saldırıları azaltacağına dair bir açıklaması da ilk defa alıyor. Bu da önemli. Erhan Hocam buyurun. Teşekkür ediyorum Barış'ım. Şimdi gerçekten yani benim de ilk söylemek istediğim barışın bir şekilde bu sıcak savaşın bitmesi. Umarım bu bugünkü gelişme o noktaya kadar gider. Binleri bulan kayıplardan söz ediyoruz her iki taraftan da. İşte Ukrayna'dan 3,5 milyon kişi göç etti. 10 milyon kişi Ukrayna içinde farklı şehirlere hareket etti. Bir o kadar kişi hareket edemiyor kuşatılmış şehirler nedeniyle falan. Yani gerçekten savaşın nasıl bir dram olduğunu bir kere daha canlı canlı yaşıyoruz. Umarım bu daha fazla uzamadan, zaten büyük bir sıkıntı, acı yarattı. Normal akışında en azından soğuk savaş moduna geçer. O da olmaz ama en azından o moda geçer diyorum. İzleyeceğiz. Fakat yani bir anlamda geçen hafta da hatırlarsam bir kitaptan bahsetmiştim. Bu Christopher Clark, Uyur Gezerler diye. Yani o kitapta da yani çok ihtiyatlı olmamız. Burak Hocam da vurguladı. Hani bu tür gelişmelerde ihtiyatlı olmakta fayda var. Umarım hani bu böyle bir zaman kazanmak, vakit kazanmak için atılan adımlar değildir. Ve gerçekten o yola girmiştir gelişmeler. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Tabii bundan sonrası bizim uzmanlık, yani benim uzmanlık alanımda değil ama hani görünen o ki sanki Ukrayna'nın doğusu da ne kadarında bir Putin ya da işte Rusya bir yer edinmek isteyecek. Sadece Luhansk falan o bölgeler mi, yoksa Kırım işte daha büyük bir alan mı, sorun nerede dondurulacak, bunları görmeye çalışacağız herhalde. Ama görünen artık Kiev değil de Ukrayna'nın doğusu ve batısı gibi bir böyle bir belirsiz bir alan yaratılacak ve bir sürece girecek gibi gözüküyor ama sıcak çatışmanın bitmesi önemli. Şimdi buradan ekonomi tarafına bakacak olursak aslında iki tane savaş görüyoruz. Bir ekonomik savaş, bir askeri savaş.
Ekonomik savaşta taraflardan birisi Amerika, Avrupa, işte hani İngiltere diyelim, Batı dünyası, yani yaptırımları doğrudan uygulayanlar olarak söylüyorum. Üçünün büyüklüğü ekonomik olarak 43-44 trilyon doları buluyor. Rusya ekonomisinin büyüklüğü ise 1,5 trilyon dolar. Yani çok ciddi bir o tarafta ekonomik bir güç var ve onun etkileri görülmeye başlanmış gibi gözüküyor. Bir taraftan da askeri bir mücadele var. Hani bunun nasıl şekilleneceğini görmeye çalışıyoruz ama en azından gidişat bu sıcak çatışmadan daha soğuk bir noktaya gitmesi yönünde gibi gözüküyor. Ekonomiye yansıması dediğimiz gibi aslında burada ortaya çıkan bu ekonomik savaşın, yani o farklı güçlerin, ekonomik gücün nasıl yaptırımları nasıl devam ettirip ettirmeyeceği, ne boyutta ettireceği, ne sürede bunlarda esneme olacağı gibi noktalar önemli olacak gibi gözüküyor aslında. Hani o açıdan baktığımızda ben hani burada en azından ekonomik yaptırımların uzunca bir süre hayatımızda yer alacağını düşünüyorum. Bu soğuk savaşa bile geçse bile. Evet. Ama mutlaka zaman içerisinde bazı esnemeler olacaktır. Tabii ki sıcak savaş gibi olmaz. Daha sakince analiz edilir. Daha sakince müzakereler yürütülür. Ve orada da zaman içinde kanallar açılır diye düşünüyorum. Burak Hocam, evet, size döneyim. Şimdi birçok başlık var dedik. Onlardan bir tanesi yaptırımlar ki Erhan Hocam buna doğru sözü getirdi. Kısa vadede belki bu yaptırımların hani ortadan kalkacağını düşünmüyorum dedi. Burayla isterseniz devam edelim. Çünkü bu Rusya yaptırımlar sadece Rusya'ya yaptırım olarak da kalmıyor. Yani Rusya'ya yaptırım yapıyorsun ama bunun sonuçlarını başka yerde görüyoruz. Bu hatta kıtlık kelimelerini kullandığımız bir döneme gıda konusunda, petrol fiyatlarında bambaşka seviyeleri görmemize neden olan sonuçları önümüze getiriyor. Siz bu yaptırımların, yani Rusya'ya dönük yaptırımların, bu inşallah barış ortaya çıkarsa ya da bir ateşkese doğru bu iş evrilirse, ekonomik sonuçları anlamında bu yaptırım meselesinin bir kenara koyulacağını düşünüyor musunuz? Bu süreci bir yorumlasak, bu senaryoyla gitsek ne dersiniz? Barış'ım, önce şundan bahsedeyim. Yani 22 Şubat 2022 tarihi itibariyle, yani o tarihi milat kabul edersek, bugün itibariyle 3651 tane yaptırım uygulanıyor Rusya'ya. Mart 2014 biliyorsun Kırım'ın ilhakı, o tarihten itibaren de 7121 adet şu anda uygulanan yaptırım var Rusya'ya. Bu yaptırımlar Rusya'yı dünyada en çok yaptırım uygulanan ülke konumuna getirmiş durumda ve İran'ı falan da geçtiler. Şimdi acayip bir yaptırım silsilesi içerisinden geçiyoruz. Mesela İsviçre dediğimiz, haftalardır konuşuyoruz, bağımsız aslında bütün bu süreçler içerisinde tarafsız davranan, bütün dünya savaşlarında tarafsız olmayı başarmış olan bir ülke bile şu anda 803 tane yaptırım uygulayarak dünyanın en çok yaptırım uygulayan ülkesi konumunda. Arkasından Birleşik Krallık geliyor, işte Avrupa Birliği ve Amerika geliyor, böyle devam ediyor. Şimdi bunların bugünden yarına kalkabilmesi mümkün değil. Olay bir parça aslında Rusya'ya uygulanan yaptırımların dışında cadı avına da dönmüş durumda. Yani dünyanın neresinde bir Rus varsa onun her türlü sportif faaliyetlerde olsun ya da işte geçenlerde okumuştum, İş Denetçileri Enstitüsü'ndeki Rus çalışanların çalışma izinlerinin askıya alınmasından tut da İşte herhangi bir sportif müsabakada mücadele edebilecek olan bir Rus vatandaşının, Rusya dışında yaşayanın o sportif müsabakada oynamasının önüne geçmeye kadar giden bir süreci izliyoruz. Hatta ve hatta Avrupa Birliği'nin daha dün görüşülen, özellikle bu Golden Visa dedikleri, yani bir ülkede çalışma ve oturma müsaadesini bir yatırım karşılığında alabilenlerin haklarının bile önlenmesi ve bunların ellerinden vatandaşlık haklarının alınması, ki Ruslar burada çok yoğun bir şekilde bir çoğunluğa sahipler, bu bile işleme girme durumuna gelmiş durumda. Dolayısıyla bu bugünden yarına gidebilecek olan bir şey değil. İşin bir tarafında Avrupa'nın büyük bir kesimi bir Rus nefretiyle hareket ediyor. Bir diğer tarafta da bu yaptırımlar özellikle doğalgaz ve petrol ayağı üzerinden yürüyerek Avrupa'nın nereden uzun zamandır aklına gelmeyen bir süreçse, aslında çok bunu tartan biçen bir yapı içerisinde olmaları gerekiyordu, tamamen Rus gazına ve Rus petrolüne bağımlı hale geldiklerini bu olayla keşfettikleri bir duruma dönmüş durumda. Şimdi bu aslında baktığında... Bir ufak araya gireyim hocam, lütfen lafı unutma. Tabii.
Ben de buna hakikaten daha nazik bir tarzda sinir oluyorum diyeyim. Sen dediğin gibi Dostoyevski'ye işte yok okutma, yok Rus şefi işte gönder falan, yok Rusya'ya işte ticareti sınırlayalım. Petrol ve doğalgazı niye alıyorsun o zaman? Petrol de alma, doğalgazı da alma. Ama onu almaya devam. Yani bir ikircikli tavır da var maalesef. Ya da Ukrayna'ya daha önce neden yardım etmediniz? Neden gereken desteği vermediniz? Yani tabii tartışılacak çok şey var ama bu arada şu da var. Yani sen petrol ve doğalgaz almaya devam ediyorsun. Özellikle Avrupa doğalgaz almaya devam ediyor. Hatta petrolü de almaya devam ediyorlar. Çünkü petrol ambargosu Amerika uyguladı. Avrupa'dan böyle bir karar çıkmadı. Ama şu konuşuluyor. Acaba işte Türkiye burada, bu Türkiye'nin pozisyonu ne? Türkiye'de bir işte dolaylı bir yaptırım gelir mi? Türkiye'nin burada pozisyonunu netleştirmesi mi lazım falan diye. Başka bir cepheden de bir tartışma yürüyor. Hakikaten ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Diyeceksin ki ya Barış bunun siyaset, yani ekonomiyle ne ilgisi var? Ya bunu yazan mesela Türkiye'yi çok yakından takip ettiğini gördüğümüz Timothy Ash mesela. Sürekli böyle bir mesaj bombardımanı içerisinde sosyal medyada bu tarz mesajlar veriyor. Türkiye'nin şimdi, daha farklı bir pozisyona geçme, yani bu arabulucu rolünden bambaşka bir pozisyona geçmesi gerektiği yönünde. Hayır. Dediğim gibi ekonomist. Türkiye'nin pozisyonu şu anda bence en doğru pozisyon. Hatta bu soru Hollanda Başbakanı'na soruldu ki Hollanda biliyorsun Türkiye'ye yönelik olarak en sert olan ülkelerden bir tanesi. Evet. Neden Türkiye yaptırım uygulamıyor, diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte hareket etmiyor deyince Hollanda Başbakanı Türkiye'nin durumu çok farklı. Türkiye bize çok yardımcı oluyor. Dolayısıyla sürecin içerisinde onların bu durumunu muhafaza etmeleri hepimizin lehine diye cevap verdi. Dolayısıyla bu süreç içerisinde Ukrayna tarafından bizi çekmek isteyenler işte Bayraktar İHA'larıyla, SİHA'larıyla, diğer taraftan başka ülkeler bizi savaşın içerisine dahil etmek isteyenler falan mutlaka olacaktır. Ama benim gördüğüm şu anki politika en doğru politika ve Türkiye gerçekten bunu doğru olarak götürüyor. İşin bir tarafında bu var. Diğer tarafında baktığında evet Avrupa'nın bu ikiyüzlü tutumunu herhalde bizden daha iyi bilebilecek olan bir ulus yoktur. Yani aslında Kıbrıs meselesinden tut da işte Kıbrıs'ı bölünmüş bir adayı sorunlarıyla beraber tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne almaktan tut da Türkiye'nin üstüne düşen tüm ödevleri yerine getirmiş olduğu dönemlerde, şu an için konuşmuyorum ama geçmişte müzakere başlıklarını açmayarak ve bunlar Türkiye'yi doğrudan üyeliğe götürür diyerek hiçbir gerekçesi olmayan engellemelerle bugün Türkiye'nin karşısındaki duran Avrupa farklı bir Avrupa. Çünkü şu anda onların menfaatine Türkiye uygun hareket ediyor ve onların başına gelebilecek olan senaryolarda Rusya'yla ilişki kurabilen tek ülke Türkiye. O nedenle Türkiye'nin pozisyonu çok doğru. İşin bu tarafında bu var. Şimdi ekonomik anlamda baktığımızda özellikle doğalgaz sürecinde bu işin en büyük faydalanan ülkelerinden bir tanesi de Amerika. Yani ben bu görüşmelerin, sen az önce söyledin ya Blinken'ın açıklamaları, evet, tam da böyle yangına körükle gider gibi falan. Tabii yani sonuçta bu ortaya çıkan gerginlikten kim fayda sağlıyor? Bir taraftan Rusya fayda sağlıyor. Topraklarını büyütüyor, işte bir imparatorluk hayali içerisinde tekrardan yaşıyor. Diğer taraftan kim fayda sağlıyor? Amerika özellikle Avrupa'nın içine nüfuz ediyor. Biliyorsun Brexit'ten sonra İngiltere de Avrupa'dan çıkınca tamamen Amerika ve İngiltere dışlanmış durumdayken şu anda hem ekonomik anlamda Avrupa'nın içine nüfuz edebiliyor hem askeri anlamda Trump dönemindeki ilişkileri tamir edebiliyor. Hem oraya silah satma imkanı ortaya çıkabiliyor. LNG gazı satabiliyor. Dolayısıyla bu işten tek karda çıkmayan Ukrayna. Ukrayna bir anda tabii Avrupa Birliği üyesi olacağım hevesi içerisindeydi. İşte NATO üyesi olacağım falan. Bunlar zaten olamayacak, mümkün olamayacak hikayelerdi. Ama netice itibariyle geldiğimiz noktada şu çok net gözüküyor ki eğer bir barış ortamı ortaya çıkabilirse bundan herkes olumlu olarak kazanacak. Son bir söz, yani biz sadece Rusya'yı ekonomik anlamda bir petrol ihracatçısı ya da doğalgaz ihracatçısı olarak görüyoruz. Böyle bakmak bence yanlış. Rusya aynı zamanda Avrupa'nın en önemli ticari partnerlerinden bir tanesi. Almanlar, İtalyanlar, Fransızlar buraya çok yoğun miktarda ticari mal satıyorlar. Bu gerginliğin uzaması demek, bu durgunluk endişelerinin Avrupa'ya çok hızlı bir şekilde yürümesi demek. İşte belki bahsederiz eğer vaktimiz kalırsa, Amerika 10 yıllıklarında kısa dönemli faizlerin uzun dönemli faizlerden daha yüksek olması bir durgunluk belirtisinin de ortaya çıkabilme ihtimalini ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu barış ortamı herkesin lehine, bunu yürütmekte fayda var diye düşünüyorum.
Evet, ABD'de getiri eğrisinde resesyon ihtimal diye hemen rejideki arkadaşlarımız müthiş bir hızla grafiği ekrana yansıttılar. Sağ olsunlar. Şimdi bu arada Rusya dediğiniz hocam, Rusya ticaret terminal elimizin altında olunca insan ister istemez şöyle gidip bakıyor. Şimdi bakıyorum, bu 2020 rakamları bu arada, altını çizeyim. 2020 yılı Burak hocam, Erhan hocam, Rusya'nın toplam ticaret dengesi. Burak hocam, Erhan hocam. 2020, yani terminal 2020'yi gösteriyor. Herhalde 2021'de de çok büyük bir değişim olmamıştır. 2022'yi bir kenara koyduğumda. Şimdi 2020'de Rusya'nın bir numaralı ticaret ortağı Çin. 112 milyar dolarlık bir ikili ticaret gerçekleştiriyorlar. 2 numarada Almanya var. 45 milyar dolar. 3 numarada kim var hocam? Ben de şaşırdım. Amerika Birleşik Devletleri. 30 milyar dolar. İkili ticareti. ABD, Rusya ikili ticareti. 2020'de yıllık 30 milyar dolar. Amerika 3 numaralı ticaret ortağı. Ardından Belarus geliyor ki kendine çok yakın bir rejim, Rus rejimine. İngiltere 28 milyar dolar. Türkiye 23 milyar dolara yakın ki buradan tabii doğal gaz alıyoruz. Oradan büyük bir açıkta veriyoruz. İtalya 20, Hollanda, Kazakistan, Güney Kore vesaire de aşağı doğru gidiyor. Rusya'nın mesela fazla verdiği ülkeler listesine baktığımda İngiltere 1 numara, 21 milyar dolar fazla veriyor İngiltere'ye, Rusya. Türkiye'ye de 13 milyar dolarlık fazla veriyor. Hollanda 11. Açık verdiği ülkelere de bakalım hemen Erhan hocam. Size döneceğim. Burada Fransa, Vietnam, Almanya, Çek Cumhuriyeti diye liste aşağı doğru geliyor. Yani dış ticaret fazlası ve tabii enerji satan bir ülke olduğu için genelde dış ticaret fazlası veren bir ülke. Ama 3 numaralı ticaret ortağı da 2020 yılının tamamında Amerika'ymış. Çin 1 numara. Şimdi Erhan hocam, size devam edelim. Şimdi şunu merak ediyorum. Bu petrolün aşağı gelmesi ki gün içerisinde daha da yüksek oranlarda gelmişti. Onu da bir rica edelim. Petrol fiyatları şu an %1, %2 aşağıda. Bir gün içerisinde %4, %5'leri çok net görmüştük. Biraz olsun o aşağı geliş tablosu azalmış anladığım kadarıyla petrol fiyatlarında. Brent'te daha düşük seviyeleri, 110 doların altına çok net bir şekilde gelmiştik. Şu dakikalarda Brent petrol bir tık daha o gün içerisinde en düşük gördüğü seviyelerin üzerinde. Bu mesele çözüldü diyelim Erhan hocam. Biz bunun yaptırımlar tarafını konuştuk. Yani sizin o konudaki görüşünüzü not ettik. Hemen kalkmayacak. Ama bunun ekonomik sonuçlarını biz iyi anlamda hemen hissetmiyoruz. Hemen mesela turistler gelecek mi? Hemen bizim enflasyonumuz düşecek mi? Hemen gıda, tahıl ne oldu şimdi? Yani tahıl bir yanda savaş bitti diye tarlalardan tahıl herhalde fışkırmayacak, değil mi? Gübreyi atamadın. Gübre, Rusya dünyanın en büyük gübre ihracatçısı, ticareti yapan bir numaralı ülke. Burada bir süreç de var üretilmesiyle ilgili. Bu konudaki yani sonuçları hemen görebilir miyiz? Bu konudaki değerlendirmenizi almak isterim. Barış'ım, aslında güzel özetledin. Yani 3 tane ana sektörden bahsettin. Turizm, gıda ve enerji. Yani bizim ekonomimiz açısından enflasyon, dış denge, cari denge, onlar açısından da son derece önemli 3 sektör. Hani onların üzerinden giderek de belki yorum yapabiliriz. Gerçekten şimdi petrolde zaten biz 85 dolarlardan sonra böyle 100 dolarların üzerine hızla atan bir tabloyla karşılaştık. Rusya dünyadaki günlük 100 milyon varillik üretimin neredeyse %10'unu üreten bir ülke. Çok büyük bir üretici. Ve yaptırımlar eğer bir süre devam edecekse her halükarda, ya da ne kadar süre bilemiyorum ama sonuçta ticaret yapmak, Rus petrolünü almak konusunda bir isteksizlikte olacaktır. Yani alternatif arayışı devam edecek. Ya da Rusya'nın bu gelirlerini tam kullanamamasından kaynaklanan sorunlar devam edecek. 1-2 milyon varil bile dünyada şu anda dengeleri bozmaya yetiyor. Şimdi bir taraftan arz sorunu var ama bir taraftan da işte hani kıtlık ekonomisi falan dediğimiz, yani ham madde bulamama, temel ürünleri bile üretememe riskinden kaynaklanan nedenlerle
herkes, her üretici ne bulursa, ne fiyattan olursa almaya da razı olduğu bir dünya var. Yani talep çok gerilemiş değil. Öncü göstergeler de dünyadaki yavaşlamanın, yani yavaş olduğunu, henüz öyle güçlü bir yavaşlama olmadığını gösteriyor. Çünkü o kıtlıktan kaynaklanan birçok şey, erişim, tedarik sorunundan kaynaklanan biraz fazla talep etme, stoklama eğilimi var. Dolayısıyla petrolde 100 dolarların altı örneğin çok kolay olmayabilir gibi geliyor bana. Böyle işte başka bir yerdeki bir sorun da yukarı doğru itebilir. Yani bütçeyi, hesabı, kitabı birazcık 100 dolarlar civarına göre yapmakta fayda var gibi geliyor bana bir süre. Gıda tarafına gelince, şimdi orada en önemli üreticilerden birisi Ukrayna, Rusya, ama zaten hani diyelim Rusya bir taraftan tarımsal faaliyetlerine devam ediyor. Çünkü topraklarında direkt savaş yok, ama Ukrayna topraklarında her karış neredeyse karışık durumda. Şu anda hiçbir şey ekilemiyor, dikilemiyor falan. Dolayısıyla Ukrayna'nın ciddi biçimde bu işte buğday, arpa, ayçiçeği arzı ile ilgili bir sorun geliyor. Daha da gelecek gibi gözüküyor. Çünkü hasıla olmayacak, ürün elde edilemeyecek. En azından önümüzdeki aylarda burada bir sorun olma ihtimali var. Yani gıdada biraz daha, en azından bir 6 ay, 1 yıl, yani Ukrayna'da her şey yoluna girse bile devreye girmesi vesaire, bir sıkıntı, bir baskı devam eder. Ama şu olur, yani biz sıcak savaş ortamında, hani böyle gökyüzü limit denir ya, nereye gideceğini bilemediğimiz bir ortamda ya. Petrol 200 dolar, 300 dolar uçuşuyor. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü hiçbir arz talebinin de getirdiği fiyat değil. Spekülatif fiyat. Görür orayı, iner. Ama sonuçta biz bir gün bile 300 dolardan alırsak burada bizim mazot, benzin fiyatı ne olur? Düşünemiyorum. O yüzden bu işin bitmesi, bu işin 100 doların altına inmese bile belli bir istikrar sağlaması ya da işte belki inecek 90 dolara, 80'e, bilemiyorum, inşallah iner. Onlar olumlu yansır. Gıdalı da benzer şekilde en azından hani yukarı ucu açık bir şekilde gitmesinin önüne geçilir. Ama yüksek fiyatlar maalesef devam eder. Mesela biz Mart'ta ne yazık ki işte petrolde, mazotta yüksek fiyatları gördük. %7, 8, 9 belki yine çok ciddi bir enflasyon göreceğiz pazartesi günü. Yani bize o zarar gelmiş oldu. Rakamı 60'lı rakamlarda bir enflasyonu göreceğiz çok muhtemelen gibi. Turizm tarafına gelince, hızlı onu da özetleyip tabii bitireyim. Tabii tabii, buyurun. Turizmde şöyle, yine yaptırımlarla çok ilişkili olan bir tablo var bizim açımızdan. Yani bir kere sıcak savaş ortamı biterse, Rusya ve Ukrayna dışındaki turistlerin Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan gelişiyle ilgili riskler azalır. Yani sıcak savaş yoksa insanlar daha rahat gelir. Amerikalılar ve Asyalılar daha riske karşı daha duyarlılar. Yani bir savaş ortamına çok gelmek istiyorlar. Yani bu savaş Rusya-Ukrayna'da olsa da Türkiye, aha, aslında yani sonuçta biz başka bir coğrafyadayız. Ama yine de bu bölgeye baktığında hani üst tarafta Rusya-Ukrayna'yı görüyor, aşağıda Türkiye, Akdeniz sahilleri, yine de mi biraz böyle çekingen davranabilir? Evet. Somut bir örnek vereyim. Mesela yaz aylarında benim de yani şeyde kurulunda, en azından hazırlama kurulunda olduğum bir uluslararası konferans, Piri Reis Üniversitesi olarak da katılıyorduk. İstanbul'da yapılacaktı. Yüz yüze bir konferans olacaktı. Fakat dünyanın her yerinden de katılımcılar vardı. Son dönemde tabii konferans düzenleyicilerin Amerika'da, New York'ta sık sık mesajlar gelmeye başlamış. Hani İşte güvenlik riski, şu bu falan, sonunda iptal etmek durumunda kaldılar. Daha 2-3 gün önce. Belki Allah yanlış Allah bir karar oldu, ama örnek vermek istiyorum. Hani bu tür bir gelişme ben bizzat yaşadım. Ve genelde hani turizmle ilgili yazılana, çizilene bakarsanız özellikle Amerika ve Asyalılar biraz daha burada duyarlılar. Mesela Avrupa o kadar olmayabilir. Fakat şunu demek istiyorum. Bu sıcak savaş ortamı biterse Amerika'dan da, Asya'dan da, zaten Avrupa'dan da bize gelecek turistler konusundaki risk azalır. Yine oradan yoğun bir talep gelebilir, en azından sıcak savaş ortamı olmazsa. Ama Rusya yaptırımlar devam ederse bence çok zor. Ukrayna'dan zaten hemen hemen imkansız gibi. Yani çok zorunlu gelenler dışında, yani oradan bu sene tatile gelecek birini düşünemiyorum bile. Rusya'dan olabilir belki, ama Rusya'da da şöyle bir sorun var. Leasingle alınan, finansal kiralamayla alınan uçaklar, Boeing, Airbus gibi uçakların yurt dışına uçuşu mümkün olamıyor.
Çünkü el konacak. Zaten 78 tane uçağına el kondu Rusya'nın. Charter uçakları gelemiyor, çıkartamıyorlar çünkü geldiği anda burada el konulma riski var. Bu sorun hallolmadıkça sadece tarifeli uçuşlarla buraya gelebilirler. O da Türk Hava Yolları uçakları, yani sınırlı. Ya da Rusya'nın Rus uçaklarıyla yaptığı uçuşlar. Yani bunlar da zaten az olduğu için, geçen hafta bir tweette de paylaştım, Ekonomist dergisine bir şeyde çıktı, bir yazının içinde çıktı. Rusya'da işte son bir ayda hangi ürünün fiyatı ne kadar arttı? İlk başta rublenin değer kaybıyla da alakalı ama ki onunla ilgili vereceğim örnek onunla alakalı değil. Türkiye tatil %80 pahalanmış. Şimdi nasıl ne oldu? Ruble o kadar değer kaybetmedi. Evet, bizim şimdi rubleye baktığımızda hatta neredeyse bugün savaş öncesi, işgal öncesi seviyeye neredeyse gidecek gibiydi. Tabii. Ama neden şu? Paket turlar durduruldu. Şu anda askıya alındı. Rusya'dan paket turla gelemezsiniz buraya. Sadece tarifeli uçaklarla gelebiliyorsunuz ya da aktarmalı. İşte belki Çin'e gideceksiniz oradan falan. Şimdi çok pahalı bir şey. Ben şöyle bir baktım mesela. Yaz aylarında Moskova'dan buraya tarifeli bir uçakla gelmeye kalksanız tek yönde 300-400 Euro'dan aşağı pek bilet yok. Yani bunun gidiş dönüş düşünün. Sadece uçak. Dolayısıyla belki o paket turla gelen 200-300 euroya falan tüm hafta geliyordu, bilemiyorum. Sonuçta söylemek istediğim pratikte pek kolay olmuyor şu anda. Ama gelişmeler, belki bu sıcak savaş ortamı biterse, Türkiye'nin konumu, bu gerçekten ben de katılıyorum sizlere. Hani çok doğru bir konum. Yani taraf olmamak, burada barış için aracı olmak. Bu anlamda biz bunun geçmişte de tarihimizde de faydalarını gördük. Şimdi de görürüz. Umarım bunu da devam ettiririz. Türkiye'nin konumu farklı. Belki uçuşlarla ilgili uçakları, Türk charterlarına izin verilebilir. Bu anlamda biraz telafi edilebilir. Zaman içinde göreceğiz ama bugünkü veri ışığında söylüyorum. Turizmde Rusya'dan da gelecek turistler konusunda çok iyimser bir tablo pek yok gibi gözüküyor. Ama o şu demek değil, yani turizmde sıfırlayacağız demek değil. Geçen yıl 30 milyon turist, 25 milyar dolar gelirimiz var ki beklentilerin üzerine çıktı ve iyi bir gelirdi. Bence bu sene, işte bu seneki hedef 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelirdi. Bu çok abartılı olabilir ama ben yine geçen seneki rakamları yakalayabileceğimizi, belki biraz üzerine çıkabileceğimizi düşünüyorum. Yine de bu ama tabii enerji faturası falan karşısında bizim cari açığı çok telafi etmekte yeterli olacak, evet. Onu da söylemek lazım. Evet, evet. Dolar ruble grafiği yani gerçekten çok enteresan. Yani müthiş bir sıçrama. 144'lere kadar dolar rublenin çıkması nerelerden? 70'lerden başlıyor. Şu an geldiği seviyeler 85. Yani dolar ruble grafiği bakın işgalle birlikte sıçrama yapıyor. Müthiş bir sıçrama. Sonra da 85'ler civarına kadar inmiş durumda. Burak Hocam, sevgili Erhan Hoca'ya sorduğum soruyu size de yönelteyim. Bu arada Hüseyin Bey diyor ki hem Rusya hem Ukrayna'da bulundum. Türkiye'yi de belki bunun içine katabiliriz. En büyük sorun diyor her iki ülkede de orta kesim dediğimiz gelir düzeyindeki insanların azlığı, zenginin çok zengin, fakirin çok fakir olduğu ülkeler diye ifade etmiş. İşte o yüzden değil mi Rus oligarkları konuşuyoruz, milyarlarca dolar servetleriyle işte yatları, katları haber oluyor. Ama ortalama Rus vatandaşın tabii ki geliri Burak Hocam farklıdır. Eminim çok zengin Ukraynalı iş adamları da vardır. Biz de konuşuyoruz işte orta gelir tuzağı, gelişmekte olan ülkelerin belki en büyük sorunlarından bir tanesi. Burak Hocam buyurun, belki bu konuya da değinmek istersiniz. Bir de bu biz sonuçları ne zaman görürüz iyimser havanın, o konudaki değerlendirmenizi de rica edeyim. Buyurun Erhan Hocam, çok güzel özetledi başlıklarla. Evet, harika özetledi hocam. Şimdi tabii aslında birkaç nokta var. Burada Türkiye'nin yapabilecekleri turizm konusunda tabii çok sınırlı. Özellikle ben de katılıyorum, Ukrayna'dan gelebilecek turist sayısı hemen hemen hiç olmayacaktır. Çünkü zaten çok ciddi bir şekilde Avrupa'nın içerisine göç vermiş durumdalar. Sınır kapılarında hala bekleyen binlerce Ukraynalı olduğu haberlerini dış basından net bir şekilde takip edebiliyoruz. Ama Rusya konusunda ben biraz daha belki iyimser kalabilecek pozisyonda gibi düşünüyorum kendimi. İki gruba ayırıyorum bunları. Bir kısmı zaten şu anda gelmiş olanlar. Bunlar özellikle Antalya, Alanya bölgesinde bir şekilde yerleşmiş ya da
daha turizm mevsimi olmamasına rağmen turizm bölgesindeki otellere yerleşmiş, burada uzun dönemli konaklama yapabilecek olan ve savaştan kaçmış olan bir grup var. Diğer bir grup özellikle belki tabii bizim herhalde Turizm Bakanlığı falan da bununla ilişkin çalışıyordur. Sadece havayolu üzerinden değil, Rusya ile çok yakın bir deniz yolu Karadeniz üzerinden yapabileceğimiz turizm taşımacılığı da olabilir bu dönemde. Özellikle oradaki limanlar ve bizim Trabzon, Sinop bu limanlar üzerinden öncelikle taşıyıp daha sonra Antalya veya diğer bölgelere aktarmak gibi yapabileceğimiz bir farklı bir destinasyon da belki düşünülüyordur ya da düşünülmesi gerekir. Ve üçüncü bir grupta özellikle bu dış basında son 2-3 gündür çok çıkıyor. İki yer gündemde. Bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri, bu Rus zenginlerin çok yoğun bir vaziyette hem kendi mal mülklerini götürdükleri, oradaki bankacılık sistemi içerisine entegre ettikleri hem de daha rahat bir ortamda kendilerini yaşayabilecekleri bir ortam olarak Dubai ya da işte diğer yerler ön plana çıkıyor. Bir de Türkiye. Tabii bunu bizim çok seslendirmeden eğer böyle bir şey varsa yürütüyor olmamız gerekir. Yani bunu bir Rus zenginler için açık kapı olarak göstermek yerine bunu bir parça daha sessiz olarak belki ifade etmek daha az duyulması anlamında dışarıda daha farklı ve olumlu sonuçlar doğuracaktır diye düşünüyorum. Çok fazla seslendiriliyor içeride de bu. Bu zarara sebebiyet verebilecek bir duruma bizi taşıyabilir. Yani bu müsaade edilmez bir yerden sonra. Üçüncü bir konu. Ya bir de, tabii çok ki... özür dilerim hocam. Ufak bir ekleyebilir miyim? Bölüyorum ama iki oldu. Estağfurullah. Lütfen kusuruma bakmayın. Estağfurullah lafınızı... ne demek? Ama şu da oluyor, katılırsınız herhalde. Ya bu Rus oligarklar da arkadaş o kadar zengin ki adamın bir yatı bir yere gidince görünüyor yani. Böyle yani Abramovich'in yatı Bodrum'a gelince hocam hani böyle yatı bir yere böyle hani garaja çekelim durumu tırnak içerisinde olmuyor. Hakikaten o Abramovich Türkiye'de diye çok da haber oluyor tabii uluslararası basın söylüyorsun çok haklısınız. Ama hani böyle saklanmıyor da yani anlatabiliyor muyum? Hani yani böyle o değil tabii onu kastetmiyorum Barış'cığım. Yani özellikle devlet büyükleri tarafından böyle katılınan toplantılarda Rus oligarklara kapılarımız açık falan denmemesi gerekiyor. Anladım. Tabii ki açabilirsin ama bunu sessizce aşmak ve yani ben burada bir de sonuçta dış basından ve dış dünyadan tepki çekmek de oradaki hükümetleri Türkiye'ye karşı farklı politika izlemeye de itebilir. Bunu yaparsın daha sessiz yapabilirsin yani diye. Yani şu an denge politikasını, arabulucu evet. rolünü çok iyi aman diyorsunuz evet. ki buna halal gelmesin. Yani bu politika, bunu bozmaya bu gerek yok. Bozulmasın. Yani evet. Zaten o kapının açık olduğunu biz biliyoruz. Yani oradan geliyorlar piyasaya bu para girişlerinin olabildiğini de görüyoruz, duyuyoruz. Birçok yerde banka şubelerinde özellikle Rus vatandaşların hesap açtırdıkları haberlerini biliyoruz. Ama bunu dış dünyaya çok fazla seslendirmenin özellikle şu dönemde bir alemi yok. Yani mesela Birleşik Arap Emirlikleri bunu yapmıyor. O kadar çok haber çıkıyor ama hiç böyle bir tek ağızdan bu yürümüyor. Dolayısıyla işin bir tarafında bu var. Diğer tarafına geldiğimizde tabii ki bu sene zor geçebilecek olan bir süre. Bir taraftan enflasyon baskısı var. Diğer taraftan durgunluk etkileri çok ciddi bir şekilde fiyatlanıyor. Acaba hem yüksek bir enflasyon hem durgunluk yani stagflasyon ihtimali olur mu bu konuşuluyor. Ve bu ortamda Türkiye'nin ister istemez hem içeride imalat sanayinde bir parça gerilemeyi görebileceğiz hem de buna bağlı olarak ihracatın da göreceli olarak daha düşük seyredeceği bir yılı yaşayacağız. Öyle olduğu zaman dışarıdan bizim içeriye gelebilecek olan, taşıyabileceğimiz olan ve cari açığı finanse edebileceğimiz yön olan bir de portföy akımlarına baktığımızda özellikle hisse senetleri piyasalarından ve tahvil piyasalarından uzun dönemden beri bir çıkışın artık bir trend haline geldiğini de gördüğümüzde zor geçecek olan bir süreyi hesap etmekte fayda var. Bu sadece turizm gelirlerine bağlı olarak konuşmuyorum. Birçok farklı faktörü ortaya koyarak söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Onun için bu tabii ki savaştan barış ortamına dönebilmek bu sürecin bizim açımızdan da olumlu olmasına sebebiyet verebilir. Turizmle ilgili bir tek not söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi dış basında Ukrayna-Rusya savaşı bölgesel olarak gösterildiğinde orada kocaman bir ülke daha gözüküyor. Türkiye gözüküyor. Yani biz savaşın içerisinde her ne kadar arabulucu olsak da dışarıdan sadece bir gözle o haberleri izleyen bir kişi Türkiye'nin bu coğrafyaya en yakın ülke olduğunu görerek bu gelebilecek bile olsa bunu bir risk değerlendirip gelmeyebilir.
Bu sadece bir bakan kişi için söylüyorum. Bir de bunu turizm gelirlerini kaptırmak istemeyecek olan ülkelerin Türkiye aleyhindeki propagandalarını eklersek kesinlikle. Bu, evet yani bu olacaktır. Buna da hazırlıklı olmakta fayda var. Yani bu muhtemelen olacaktır. Onun için Türkiye'nin bu sene bu destinasyondan çok fazla turist beklemesi çok inandırıcı olmaz. Ama bizim dediğim gibi farklı avantajlarımız var. Bunu kapatabiliriz. Bunu kapatmak için de biraz daha farklı ve daha akılcıl yürümek gerektiğine inanıyorum. Peki hocam, bir ara vereceğim izninizle. Burak hocam, Erhan hocam, aranın ardından sohbetimiz devam edecek efendim. Ekonomik görünüm devam ediyor. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu, Profesör Doktor Burak Arzu. Biz reklam arasında bulmaca çözmeye çalıştık hocam. Diyeceksiniz ki neyin bulmacasıdır? Ya böyle tabii bazen bize sosyal medyadan sorular geliyor. Bir izleyicimiz adını yazmamış ama 10 yaşında bir kızına ödev vermişler. Ve 10 yaşında kızına böyle bir çengel bulmacanın da olduğu, ekonomiyle ilgili soruların olduğu bir ödev. Ödevdeki soru da şu: emek, ham madde ve sermayenin birleşerek anlam kazanması diye. Biz de hocalarla o çengel bulmacada bu sorunun yanıtını yerine koymaya çalıştık. Biz bulduk ama yayında söylemeyeyim. Ben izleyicimize mesaj atmayı düşünüyorum. Hatta sosyal medyada paylaşacağım, siz de görüşlerinizi yazın diye. Emek, ham madde ve sermayenin birleşerek anlam kazanması. Yani tamam, finansal okuryazarlık diyoruz. İşte ilkokuldan itibaren öğretelim de 10 yaşında yani ben biz zor bulduk yani. Ben bulamadım, daha doğrusu hocalara danıştım. Hocalarım çözdüler ama bir müzakere süreci oldu. evet. Peki şimdi hocam, çok az vaktimiz kaldı. Aslında bir başka konuya hani geçmeyelim diyorum ama yine de üzerinden geçelim. En azından dolaylı etkisi, sevgili Erhan Hoca ile Burak Hocam, son 4 dakikamız. Şimdi bu tüm bu gelişmeler ortasında merkez bankaları faiz artırmaya kararlı gibi görünüyor. Amerika zaten öyle. Avrupa Merkez Bankası'ndan da öyle açıklamalar duyduk. Ama Amerika'da da 2 yıllık tahvil faizinin 10 yıllık tahvil faizinin önüne 2019'dan beri ilk kez geçtiği. Burada 5 yıllık 30 yıllığa da bakılıyor ve bir resesyon ihtimali. Bu konuda ne dersiniz Erhan Hocam? Böyle birkaç cümleyle değerlendirme alayım lütfen, buyurun. Şöyle söyleyeyim. Amerika'da sanıyorum bir önceki yayında da bahsetmiştim ama son 60 yılda 12-13 tane faiz arttırım sürecinin %60'ı resesyonla sonuçlanmış. Kalanları da ciddi bir yavaşlamayla. Yani faiz arttırım süreçleri genelde Amerikan ekonomisinde büyüme ile ilgili sıkıntı yaratıyor. Bu seferki enflasyon da oldukça yüksek olduğu için, yani 8'ler, 9'lar falan bahsediyoruz. Bundan önceki rekor 15'lerdi ve 20 ile ancak 10 senede indirilebilmişti. Şu anda da bu sürecin, yani bence 4-5 falan gibi bir faiz olmadan kolay kolay kontrol altına alınacağını pek düşünmüyorum. O yüzden de böyle bir yükseliş. Ki bu iş kapanırsa sıcak savaş meselesi, FED ve Avrupa hızlanacak muhtemelen faiz arttırımlarında enflasyonu kontrol etmek için. Yine ekonomiler bir şekilde yavaşlayacak. Sadece boyutunu bilmekte zorlanıyoruz. Getir eğrileri de biraz bunu yansıtmaya başlamış görünüyor şu anda. Peki Burak Hocam, sizden de bir değerlendirme alayım. Buyurun. Şimdi Barış'ın bu getir eğrilerine baktığımız zaman, yani normal şartlarda bir tipik bir getir eğrisinde uzun vadeli ve kısa vadeli tahvil getirileri arasındaki fark pozitif olur. Böyle beklenir. Ve yatırımcılar normal şartlarda enflasyon riski arttığı zaman ve diğer belirsizlikler de eğer artarsa, o zaman daha uzun süre ellerinde tahvili tutmak için daha fazla şekilde bir compensation talep ederler. Yani ne derler, bir tazminat diyelim, öyle bir talepte bulunurlar. Şimdi burada da kısa vadeli faizlerin oranlarının uzun dönemli baktığımızda uzun dönemli faizlerden daha yüksek olması aslında temel anlamda ekonomik büyümenin zayıflayacağı, bir durgunluğun olabileceği yönündeki bir belirteç olarak algılanması gerekiyor. Bu Fed'in özellikle geçen gün de bu konu çok tartışılmıştı.
herhangi bir şekilde bir durgunluk olmayacağına yönelik söyleminin çok da karşılık görmediğini, piyasanın bu riski fiyatladığının bir göstergesi. Olur olmaz bilemem, bu koşullar yok diye iddia ediyorlar ama netice itibariyle piyasa şartları bugün bu durgunluk olma ihtimalini fiyatlıyor. Ha, ona göre piyasanın yanında yer alanlar bu fiyatlamaya katılabilirler ama Fed'in yanında yer alanlar katılmayabilirler. Benim kısaca görüşüm bu. Evet. Bu tabii belki farklı bir eğri haline de dönüşebilir. Şu an biz dönüşebilir tabii. Mevcut durumu konuşuyoruz, mevcut durumu tartışıyoruz. Bu kriz biter. Belki bu Ukrayna-Rusya krizinin de dolaylı etkilerini orada görüyoruzdur. Onu da değerlendiririz. Ben çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu, Profesör Doktor Burak Arzova bizlerleydi. Saat 22'de küresel piyasalarda buluşmak üzere.